Hakikaten bu sözlerden yani bütün işlerimizde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala bilen yani bende oturistiki münasebetinin mihir, muhabbet, yakış görüş üstüge kurulganlığı oturga çıkıp durdu. Yani Rabbimizin bizlerge, bendelerge huddi anısının, bir anının perzentini yakış görüş edin bekerek yakış gördük Allah'ını, şünkilik köyünde Allah'ını. Her bir emniyette eğer de Rabbim bendelerinin emelleri ki kara rızık, karıta rızık birdiğin ya ki onun bir muamele kıldığı aşıp kapkasa hakikaten korkunuşluk yani. Bugün ki bizim halimizga Müslümanların halıgı göre eğer de onun şu şekilde muamele kılıp özünün rahmeti, mihirbanlığı bile muamele kılmadan olsa elbette diğerlerdek bugün ki ordumuz başka şey olan bulatı. Demek ondan olsa muhabbetin dindeki oranı bir yerde ne kadar yüksekliğe geçip adamdır. Muştum biraz böyle şeyi yapmadan tutarsak. Muhabbetin dindeki oranı intayın çok, intayın zor. Muhabbetsiz iman bulmaydı. Muhabbetsiz insan kulçuluk kılanmaydı. Muhabbetsiz bir adam doğru ruzu tutanmaydı, namaz okuyanmaydı, hac kılanmaydı, zekat verenmeydi. Yani bu bir mümin için etkili vakti var. Yüzünün Allah ile boğan muhabbetini, Allah ile boğan muhabbetini ve dinle boğan sövgüsünü ifadeleştiği malum şekli emelle bu kıvam. O yüzden de biz, bizim bu emellerini kılışımızda Allah'ın bize hiç kandak ihtiyacı yok. Hoş. Biz bunu kılsak fakat yüzümüzden rast Allah ile boğan imanımız ve Allah ile boğan muhabbetimiz ve dinle boğan rastçılığımızı körsüşüne kılıbatımız bunu. Ama şu, bunu asas kılmasa Allah'ın rızasını asas kılmadan, dinini özünün maksatı kılmadan ahvalda bizim kıvatkan nurgun işlerimiz, türügen nurgun bedellerimiz neticesiz kalır. Mesela alaylık bir adam bir millet için hizmet kıldı değil. Sen milletin için pulunu hezeyse, vaktini hezeyse, varlık iktidarını onun için serip kılese. Hem de o milletinden sana kilidiğine ne? Bazı vakitlerde seni belki alkışlayıp rahmet etmesi mümkün. Bazı şunu, şunun kısmını kılışı mümkün, hakaret kılışı mümkün. Bu elbette hazır mı? Bu şu meydanda kürüvatımız, emeli riyallıkta. Nurgun yakşı, kırındaşlarımız var. Üzünün varlığını kurban kılıp, beşiği nemi kilişten kat iyi nezer. Allah yolda tırışı batkan. Şimdi millet için tırışı batkan kırındaşlar var. Ama ulağa halkı tarafından, millet tarafından bir mükafat ya ki bir Ali bin Nas bilgini yok. Hoş. Ama ulağını tohtatmayı durubatkan, muşu maksatta devam kıldırıvatkan nesini neyse onların şu Allah'a boğan işencisi, Allah rızası ve şunu Allah rızası için kıkandığı onunla verildiğin mukafat. Ecrini fakat Allah'tan sonra Allah'ın neticesi kıkandığı. Olmazsa hiç kanda adam bu millet için bir iş kılıp nemege erişiyordu. Sen belki millet için bütün hayatını kurban kılıp ahirse belki o milletten bir rahat, faragat ya ki vatanın azat mutlu için bunu sebep gidişen mümkün. Çıkıcı erişmeye gidişen mümkün. Bunda ahvalda o insanın hayatı manisi ötte de parlamdı. Belki bazı insanların şunda konuşu mümkün. Çünkü kulağının ki maksidi Allah için emez. Fakat halkı için de boğallık için. Belki de malum ahvallarda halkı onun kiyin ki bakladı olanı kadirler. Vay acep yakşı adam iken tok. Tabi onun hakkı da malum sözlerini kılışı, kitaplarını yazışı. Onu tarif için mümkün. Ama sen Allah'ın aldığı da hiç nesil erişemeyse. Demek bu. Dinli suyuş insanını en yakış işini kıldırışka türtü buladığın ve onu kıldırdığın en çok motor. Şunun için insan beşi de özününki imanını, Allah olan boğan rıştısını yakış kıvağa vakti de, özünün dini boğan muhabbetini hakiki kalbini sondurgan vakti de için, onun dekken onun aldığı her çıkan tanesi kıyıncılık duyulmaydı. Her çıkan da ikisinin korku kanmaydı, eğilip kanmaydı, neticesinde mi korkmaydı? Çünkü o Allah'ın nezirde yüzünü şunu daktırıyordu ki ben bu şeyden de kalbi kılsam, azim ölümen, eğer mağlup olsam, öldürülsem ya ki yoktulsam, yine Allah'ın merhametine erişme şehit kılma. Digendek aşında âli himmet, âli gâib olan yaşap, hatırcam yaşamın. Bana bu, hakiki mukullanın ki yaşayan hayatı, peygamberlerinin hayatı, sahabelerinin hayatı, bana bu şunu örnek kılan, bu şunu örnek kılıp yaşavatkan varlık mukullanın hayatı. Bana bu nimenin üstü kurulgan dese, Allah'ın dinini sövgellikle üstüne koyuyor. Hoş. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın da haberi ise var. Bir hadis. Üç hıl işini kılan adam, zâqa ta'mul iman. Yani imanın mı bir lezzeti var, tamı var onun ki. Onu hem adam tetiyemmeydi. Onu hakiki onun tamını tetiyemmeydi adamla kimler yanda? Ben radiyya billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyye ve rasul.
Hakiki Allah'ın özünü Rabbi deyip duruğun, bunun ihlas bilen Allah'a boğun, işençisi yüzü yüzü boğun ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın hakikaten deyip duruğun ve İslam'a hakikaten suyunup İslam'ın özünün bir dini, İslam'ın bir azası bulalığa geçen adam hakiki imanının lezzetini, nuru da yaşaydı. O taşkı kündüşlü belki şimdi aciz buluşu mümkün. İktisadi cihette en fakir miskin buluşu mümkün. Lakin onun kalbi nuru ile, aylık ile Türkiye'de taşkı şimdi aciz. Ve bu yeni neminin neticesi şu Allah, Allah'ın Resulü ve dinine boğan sevgi muhabbetine. Hoş, hoş. Allah razı olsun inşallah hemimizden şimdi illerden kılsın.